Bugün geldiğimiz noktada bütün dünyamız ve ülkemiz yeni bir eşiktedir. Bu eşiği aşmak <laughs> yani iklim değişikliğinin tehdit ettiği dünyamızın geleceğini kurtarmak için yeşil kalkınma bu anlamda tek çıkar yol olarak maalesef karşımızda durmaktadır. İşte bu çerçevede ülkemizin izleyeceği yolu Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye kadim kültüründen ilhamla yeşil kalkınma devrimi çalışmalarını merkezine yerleştirerek yine iklim krizinin çözümünde öncü ve etkin bir rol üstlenmekte kararlı olduğunu ifade etmiştir. Bunu tüm dünyaya aslında 2053 net sıfır emisyon hedefiyle ilan etmiştir ve kalkınma hedeflerimizi vahşi bir ekonomi anlayışıyla değil Milletimizin ve doğanın refahını sağlayacak yeşil kalkınma prensipleriyle sürdüreceğiz. Hemen hemen her alanda bu yeşil kalkınma önceliğimiz olacak. Sürdürülebilir ekonomi önceliğimiz olacak, çevre önceliğimiz, doğa önceliğimiz olacak ve atacağımız her adımda bu alanları koruyacak e, projeleri gerçekleştireceğiz ve hep insanımızla, 20 yıldır yaptığımız gibi milletimizle beraber yol yürümeye devam edeceğiz. Yeşil kalkınma yolunda tam bir kararlılık ve dayanışma ile yol yürüyen ülkemiz için e, bu manada yapmış olduğumuz istişareler çerçevesinde e, sonuç bildirgesini sunmaktan da açıkçası büyük bir memnuniyet duyuyorum ve istişare toplantımız inşallah bundan sonraki atacağımız adımlar adına bir dönüm noktası olacaktır. Sonuç bildirgemiz iklim değişikliğinden bu anlamda sıfır atık ve enerjiye e, finanstan döngüsel ekonomiye ve düşük emisyon bölgelerinden sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutlarında yapacağımız çalışmalara yine genç kardeşlerimizin istihdamından eğitim seferberliğine ve yeşil teknolojiden yeşil binalara kadar 11 maddeden oluşturma oluşmaktadır. Titiz bir çalışma yaptılar arkadaşlar. Tüm genel müdürlüklerimizin çalışmalarını, gelecek vizyonunu, bu noktada ülkemizin hedeflerini dikkate almak suretiyle ortak bir aklın ürünü olarak sonuç bildirgemizi ilan edeceğimiz kararların yeşil kalkınmanın lider ülkesi Türkiye hedefine katkı sağlamasını bu anlamda temenni ediyorum ve şimdi de yeşil kalkınma yolunda sonuç bilirgemizi milletimizle paylaşmak istiyorum. Birincisi arkadaşlar iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında sera gazı azaltım, yine uyum faaliyetleri, yasal düzenleme ve afet önleme çalışmalarımıza öncelik vereceğiz. Son yıllarda işte yaşadığımız afetler ülkemizde yine yaşanan sel, heyelan, fırtına, taşkın ve yangınlar hakikaten ülkemizi, şehirlerimizi derinden etkileyen bir afet süreci yaşatmıştır. E, canlarımızı kaybettik, şehirlerimiz zarar gördü ve iklim değişikliğiyle mücadelemizde hizmet edecek ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu çalışmalardan biri olan iklim kanununu altlık oluşturacak çalışmalarımızı inşallah 6 ay içerisinde tamamlayacağız ve bu çerçevede aslında 2053 vizyonuyla birlikte iklim kanunuyla tüm sektörleri ilgilendiren çalışmaları yapacağız. Artık bu bir zorunluluk arkadaşlar. Yani bu zorunluluğu hep birlikte tüm sektörlerle, tüm milletimizle birlikte sağlamak durumundayız ve yine aynı hedefle ülkemizin daha temiz bir dünya için teminat olarak gösterdiği eylemleri içeren 2030 Ulusal katkı beyanımızı da bu yıl bitmeden inşallah güncelleyeceğiz ki bu çerçevede dünyayı en az kirleten ülkelerden biri olmamıza rağmen bu iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak çalışmaları da kararlı bir şekilde sürdürmekteyiz. İklim kriziyle etkin mücadele için geliştireceğimiz Türkiye Ulusal İklim Portalı ile 81 ilimizin tamamında tüm doğal alanlar ve şehir merkezlerinde iklim uyarı sistemleri kuracağız. Bu bize ne sağlayacak? Aslında bu sistemle olası afet alanlarına yakın yerlerde yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayacağız. İşte meteoroloji genel müdürlüğümüz tüm afetlerde biliyorsunuz uyarı sistemleri var. İşte turuncu, kırmızı, mavi şekliyle, yeşil şekliyle eee vatandaşımızı bilinçlendiriyor ki bunu artık bir yaşam kültürü haline getireceğiz. Eee e, hakikaten bu noktada teknolojimiz oldukça üst seviyede. Eee gerek sellerde, gerek yangında, eee gerek hortumda, olası tüm eee faaliyetlerde, afetlerde vatandaşımızı bu noktada bilinçlendirecek çalışmaları, uygulamaları hayata geçireceğiz. Yine e, i̇kinci hedefimiz ise iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında şehirlerimize yeşil finansman imkanlarını arttıracağız. İller Bankası Genel Müdürlüğümüz eliyle bugün iklim dostu projelerine 2022 yıl içerisinde tam 37 milyar lira kaynak aktaracağız. Yine Emlak Katılım Bankamızla da vereceğimiz güçlü bir maddi destekle de çevre dostu konut ve araçların yaygınlaştırılmasını sağlamak için gerek yerel yönetimlerimizi gerekse vatandaşlarımızı teşvik edeceğiz ve belediyelerimize çevreyi kirletmeyen yine egzoz gazı üretmeyen vatandaşlarımızın bu anlamda sağlığına zarar vermeyen elektrikli ve hibrit motorlu araçları hibe edeceğiz. Yine bu noktada belediyelerimize yerel yönetimlerimize finansman desteği vereceğiz. Hava emisyon yönetim portalı kapsamında tam 8 bin sanayi tesisinin yine 20 bin bacasının da kayıt altına aldık ve an ve an izliyoruz. Bu sistemle kirletenden elde edilen gelirleri aslında kuracağımız emisyon ticaret sisteminin de altlığı olacaktır. Elde edilen gelirleri temiz üretim teknolojilerini kullanan sanayi testlerine teşvik olarak vereceğiz. Tarımda ve enerjide yeşil kalkınma adına yine yeşil alan üreten, sürdürülebilir tarım yapan vatandaşlarımızı ve yine temiz enerji yatırımı planlayan yatırımcılarımız için tam 50 milyon metrekare hazine taşınmazıyla e, sektörlerimizi destekleyeceğiz. Yine yeşil yatırımcıyı desteklemek adına yerli ve milli akıllı şehir ürünlerimizi gerek ulusal gerekse uluslararası alıcılarla buluşturan akıllı şehir dijital expo buluşmasını da inşallah gerçekleştireceğiz. Akıllı ürün pazarı olarak nitelendirebileceğimiz dijital expo'yu 365 gün çalıştıracağız ve yeşil yatırımcımızın iş yapmasını yine kazanmasını da bu anlamda sağlamış olacağız.